Merhaba Web Tekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte bu yılın en çok ve merakla beklenen fiyat performans telefonu Xiaomi Mi 6'yı inceliyoruz. Öncelikle hepimizin gözü aydın arkadaşlar. Sizden onlarca yüzlerce mail geldi, sayısını versem inanmazsınız bu telefonu incelememiz için. Biz de Çin'den buraya doğru gelen bir arkadaşımızdan rica ettik ve telefonu bizlere getirdi. Şimdi gelin öncelikle bir kutu içeriğine bakalım. Kutu içeriğimizden tabii ki de telefonun kendisi geliyor. Telefonun altında bir adet sim kart yuvasını açmak için iğnemiz var. Bunun yanında silikon bir kılıf yollamış Xiaomi bizleri düşünerek, gayet iyi bir hareket. Telefonumuzda artık bir kulaklık girişi olmadığı için Type-C kulaklık girişlerini çeviren bir dönüştürücü, USB kablo ve telefonumuzun adaptörü geliyor. Kutu içeriğimiz bu şekilde diyelim. Vallahi arkadaşlar ben şunu söylemek istiyorum. Adeta büyük markalara Xiaomi Mi 6 kafa tutuyor diyebiliriz. Çünkü çok üstün özellikleri var ve bu telefonu 360 dolara satıyor. Şimdi gelin telefonumuzun tasarım detaylarına yakından bakalım. Xiaomi bu senenin Samsung ve LG amiral gemilerinde gördüğümüz gibi ön taraftaki tuşu kaldırma yoluna gitmedi. Ancak tabii ki de Çinlilerin tasarım işini beceremediği anlamına gelmiyor bu. Ön ve arka tarafımız cam olan telefonumuzun yan tarafları paslanmaz çelik. Ekranımız 5.15 inç ve 1920x1080 çözünürlük sunuyor. Rakip amiral gemilerine göre düşük bir çözünürlük olsa da burada aklımıza hem fiyat hem de performans ve pil tarafından sağladığı tasarruf geliyor. Telefonumuza yeni bir özellik eklemişler. Dört tarafta kıvrımlı ekran. 4D teknolojisi deniyor buna. Telefon her tarafından kıvrım kıvrım kıvrılıyor. Bence de elle tutuş hissiyatını oldukça güzelleştirmiş. Ancak ön ve arka tarafın cam olması bu tarz telefonlarda hani elden birazcık kayma hissiyatı uyandırıyor. Dikkat etmekte fayda var. %71.4'lük ekran gövde oranıyla birlikte gelen telefon bu konuda rakiplerinin biraz gerisinde kalmış diyebiliriz. Zira ön tarafına baktığımız zaman üst ve alt taraftaki çerçeveler biraz kalın gibi geldi bize. Telefonumuzun sağında solunda neler var bunlardan da bahsetmek istiyorum sizlere. Ön tarafa baktığımız zaman ekranımız var. Tabii ki de üst tarafta ön kamera, ayize ve sensörleri görüyoruz. Aynı zamanda ayize hoparlör görevini de görüyor arkadaşlar. Yani stereo bir hoparlörümüz var telefonda. Alt tarafına baktığımız zaman parmak izi okuyuculu bir adet ana ekran düğmemiz yer alıyor. Telefonumuzun sağ tarafında ses açma kısmı ve güç düğmesi bulunuyor. Sol tarafına baktığımız zaman çift sim kart takabileceğimiz bir yuva var. Buraya micro SD kart takamıyoruz. Yani telefonumuz micro SD kart desteklemiyor. Telefonun üst tarafına baktığımız zaman mikrofonumuz ve kızılötesini görebiliyoruz. İşte televizyon, klima vesaire falan kontrol edebilmek için. Alt tarafa baktığımız zaman yine hoparlörümüz yer alıyor. Dediğim gibi çift hoparlörü var telefonda. Type-C girişimizi görüyoruz. Bunun hemen yanında mikrofonumuz yer alıyor. Arka tarafa baktığımız zaman çift kameramız bizi karşılıyor. Yine telefonun öne çıkan özelliklerinden birisi ve çift ton LED flaşımız var. Telefonumuzda dediğimiz gibi maalesef ki bir 3.5 mm'lik jack girişimiz yok. Yani kulaklığımızı takamıyoruz. İlla ki yanımıza dönüştürücü taşıyacağız ya da bir Bluetooth kulaklığımız olacak. Siyah, beyaz ve mavi olmak üzere 3 tane renk seçeneğimiz var. Ayrıca siyah olan modelin şu an internet sayfalarında gördüğümüz üzere bir adet de seramik versiyonu var. Yani arka taraf seramik, çizilmeleri, kırılmaları karşı biraz daha dayanıklı bir malzeme olduğu söyleniyor. Telefonumuzun 168 gramlık bir ağırlığı bulunuyor. Seramik olan versiyonunda 182 gramlık bir ağırlığı bulunuyor. Bizdeki seramik değil, düz siyah versiyonu, bunu belirtelim. Aynı zamanda 14.5 cm'lik bir uzunluğumuz, 7 cm'lik bir genişliğimiz ve 7.5 mm'lik de bir inceliğimiz var. Telefonumuzda maalesef IP68 sertifikası bulunmuyor. Ancak ufak su sıçramalarına karşı dayanıklı olduğu söyleniyor. Tabii ki de direkt suyun içine sokamıyoruz bu telefonu. Bunu olumsuz bir özellik olarak düşünecekken tabii ki de aklımıza yine fiyatı geliyor ve bu özelliği de pas geçiyoruz. Bluetooth 5.0 destekleyen telefonumuz Android 7.1 ile birlikte geliyor. Aynı zamanda arayüzümüzde kendi arayüzü olan MIUI 8. Şimdi telefonumuzun yine önemli noktalarından birisi olan kameramıza değinelim. Mi 6 bu telefonda iPhone 7 Plus ile oldukça benzer özellikler taşıyor diyebiliriz. Birisi tele, birisi geniş açı olmak üzere çift kameramız yer alıyor. İkinci kameramızın amaçlarından birisi zoom dedik. Diğeri de tıpkı iPhone 7 Plus'ta olduğu gibi bokeh etkisi yaratmak. Yani arka tarafı bulanıklaştırarak profesyonel bir makineyle çekilmiş bir görüntüyü yakalamak. Kameralarımızın ikisi de 12 megapiksel değerinde. Bir tanesi f1.8 diyafram değerine sahipken diğeri de f2.6 değerinde. Ayrıca bahsettiğim gibi optik olarak zoom yapabiliyor. 2 kat, yani optik zoom demek kayıpsız bir zoom demek. 4 yönlü optik stabilizasyonu bulunan telefonumuz yürürken falan video çekiyorsanız eğer titreşimi oldukça önlüyor. Tabii ki bu 4 yönlü stabilizasyon fotoğraf çekerken de önemli, titrek fotoğrafların önüne geçmiş oluyor. 4K videoları saniyede 30 kare çekebilen telefonumuz hem video tarafında hem de fotoğraf tarafında bence oldukça başarılı olmuş. 8 megapiksellik ön kameramızda da 1080p videolar çekebiliyoruz. Millet şu anda sesimi Mi 6'nın mikrofonundan duyuyorsunuz. Yani bu telefonu alırsanız mikrofonun sesi böyle gelecek. Arka kameramız iPhone 7 Plus'ta çok benzer özellikler taşıyor dedik. Yan yana fotoğraflar çektik ikisiyle beraber.
Şimdi gelin bu telefonun yine çok fazla öne çıkan teknik detaylarına bakalım. Android tarafının en hızlı işlemcilerinden birisi olan Snapdragon 835'i bünyesinde bulunduran telefonumuz Adreno 540 grafik işleme birimini barındırıyor. Yine piyasadaki birçok rakibinden üstün olarak 6 GB RAM ile birlikte geliyor. Yine eksi yönlerinden birini söylememiz gerekirse maalesef micro SD kart takamıyoruz. 64 ve 128 GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneğimiz var. Ancak başlangıç için bana göre 64 GB da gayet yeterli bir rakam. Teknik özellik bakımından bu yılın hiçbir amiral gemisinin gerisine kalmayan telefonumuz, gelin oyunda neler yapacak buna bakalım. Aynı zamanda da biraz pilden bahsedelim. ...350 mAh'lik bataryamız rakiplerinden yine üstün durumda. Standart yoğun arasında bir kullanımda bir gün oldukça rahat çıkartıyor ki burada 1080p ekranında etkisini görebiliyoruz. Ayrıca bizim de ilk defa tanıştığımız Quick Charge 4.0 desteği bulunan telefonumuz oldukça hızlı şarj olabiliyor. Telefonumuzla oyunda oynadığımıza göre, piline de baktığımıza göre artık yavaş yavaş son sözlerimize gelebiliriz. Telefonumuzun fiyatı 350 dolar. Şu an için Türkiye'de resmi olarak satış yok. İlerleyen günlerde olur olmaz o konuda tabii ki de bir şey diyemeyiz. Ama ithalatçı garantisi konusundaki düşüncelerinizi de biliyorum. Ancak bunların hepsini bir kenara bırakırsak telefonumuzun özellikleri oldukça iyi ve hiçbir amiral gemisinden de geri kalır yanı bence yok. Size bir anket hazırladık şuraya. Bu ankete katılmanızı istiyoruz. İçinde Xiaomi Mi 6 da var. Bu telefonlardan hangisini satın alırdınız? Anketimizde bunun cevabını arıyoruz. Artık videomuzun sonuna gelebiliriz arkadaşlar. Telefon hakkında kafanıza takılan her türlü soruyu aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Ayrıca videomuzu beğenmeyi unutmayın diyelim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Millet iki yanında duran bağlantıları tıklayarak bambaşka Red Tekno videolarına ulaşabilir. Hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.